silahlı biliyorsunuz İHA'larımızı yaptık. Tabi terör örgütü artık kaçacak delik arıyor. Kaçmaya çalışıyorlar ama kaçamıyorlar. Yerli ve milli insansız hava araçları teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Tamamen yerli ve milli silahların kullanıldığı Zeytin Dalı Harekatı Mehmetçiğin zaferiyle sonuçlandı. Silahlı ve silahsız insansız hava araçları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere karşı üstünlüğünü kat be kat arttırdı. Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren budur. Bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar orada bir üstünlük oluşturdu. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzü altında kaldı. Milli İHA ve SİHA'lar sayesinde Zeytin Dalı Harekatı boyunca teröristler ve terör yuvaları en küçük detayına kadar izlendi. İnsansız hava araçları Mehmetçiğe hem istihbarat hem de ateş gücü sağladı. Bu da operasyonun başarıyla sonuçlanmasına büyük katkı verdi. Amerika ve Avrupa ülkeleri operasyonun başından beri Afrin'de siviller öldürülüyor diyerek kara propaganda yürüttü. Ancak iddiaların aksine SİHA'lar sayesinde sivil kayıpların önüne geçildi. Çünkü silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan operasyonlar nokta atışıyla sonuçlandırıldı. Yani hedefler sivil yerleşim yerinin ortasında olsa bile vurulan sadece teröristler oldu. İşte buna bir örnek. Yer Afrin'in batısındaki Cinderesi. Zeytin Dalı Harekatı devam ederken İHA'lar Cinderesi'nden Türkiye'ye roket atan teröristleri tespit etti. Teröristler adım adım takip alındı. Hainler atış yaptıktan sonra yer değiştiriyorlardı. Ama İHA peşlerini bırakmadı. Teröristler depo olarak kullandıkları bir binaya girdiler. İHA koordinatları merkezi iletti ve sonuç. Depo içindekilerle birlikte yerle bir edildi. Siviller değil sadece teröristler öldürüldü. Harekat boyunca da 4000'e yakın terörist etkisiz hale getirildi. Bugüne kadar ortaya çıkan ölü sayısının neredeyse 3'te 1'ini İHA'larımız, SİHA'larımız sayesinde gerçekleşti. Elhamdülillah bir Mehmetçiğimizin saçının teline zarar gelmeden İHA'larımız, SİHA'larımız da 3000 küsür temizlenen rakamın neredeyse 3'te 1'i. Ben tabi burada altını çizmeden geçemeyeceğim. Bayraktar grubu başta Özdemir Bey olmak üzere, evlatları Haluk ve Çarşı kardeşler olmak üzere Türkiye istediğinde neyi yaparı bu mücadelede bir kez daha ortaya koydular. Hepsinden Allah razı olsun. Türkiye birkaç yıl öncesine kadar insansız hava aracı almak için birçok ülkenin kapısını çalıyor ama o ülkeler bu araçları vermemek için adeta bin dereden su getiriyordu. Biz NATO'da beraber değil miyiz? Niye bize vermiyorsun? Şartları zorluyoruz ama vermiyor. Bizde bir söz var ya, kötü komşu ev sahibi yapar. Bu kötü komşular bizi en sonunda hamdolsun silahsız ve silahlı insansız hava aracı sahibi yaptılar. Onlar vermeyince Türk mühendisler devreye girdi. Baykar firması Bayraktar insansız hava araçları üretti. Önce silahsızı yapıldı, ardından silahlısı. Dünyada sadece birkaç ülkenin üretebildiği insansız hava araçları Türkiye'nin gururu oldu. O gurur tablosu Türk askerinde Afrin semalarında binlerce saat eşlik etti. Bayraktar TB2, SİHA ve İHA'lar Zeytin Harekatı boyunca tam 4000 saat uçuş yaptı. Kar, fırtına, sağanak yağış, sis ve yoğun bulut gibi şartlara rağmen uçuş görevlerini aralıksız icra etti. Mehmetçiğin havadaki gözü oldu. Bayraktar ilk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 adet mühimmatla birlikte havalandı. Yani operasyonlarda tam teçhizat yüklüydü. Mühimmatlar da tümüyle yenilendi. Roketsan'ın geliştirdiği mini akıllı mühimmatların yeni versiyonları Afrin'de kullanıldı. Bu olay sıradan bir olay değil. Eğer şu anda bunu biz kendimiz üretiyor olmasaydık, bir tane insansız hava aracımız düşse ne olur diye düşünürdük. Ama şimdi düşünmüyoruz. Ulan düşürürsen de düşürün be. İkincisi de var, üçüncüsü de var, dördüncüsü de var. Gelin. Ve Türkiye'nin caydırıcı gücü olan Bayraktar TB2'lerin sayısı da gücü de artmaya devam edecek. Hava araçlarında kullanılan bataryaların yerini tamamen yerli imkanlarla geliştirecek, hidrojen gazıyla çalışan yakıt hücresi sistemi alacak. Böylece İHA ve SİHA'lar havada 5 kat daha fazla kalacak. Güçlenen motor sayesinde yük taşıma kapasitesi de artacak. Böylece SİHA'lar daha fazla mühimmat taşıyabilecek.
Baykar firması Bayraktar TB2'lerin üretimini sürdürüyor. Son olarak 8 adet daha silahlı İHA kara kuvvetlerine teslim edildi ve TSK'nın envanterindeki SİHA sayısı 46'ya çıktı. Hedef yurt dışına da ihraç edilmeye başlanan SİHA sayısını 100'ün üzerine çıkarmak. Kritik savunma sanayi ürünlerimizin kendi imkanlarımızla üretme işini belirli bir düzeye getirmemiş olsaydık şu anda ne halde bulunurduk? Açıkçası bunu düşünmek bile istemiyorum.